Mustafa Kemal Paşa'nın 4 kilometre kuzeybatısında bulunan bu antik kent günümüzde Melde veya Üç Kurnalı isimleriyle anılmaktadır. İlk araştırmalarda elde edilen verilere göre antik medeniyetin M.Ö. 100'de kurulduğu Yunan arşiv ve belgelerinde adı geçmektedir. İsa'dan önce 4. yüzyıldan itibaren bazı sikkelerde adı Milletopolten olarak da geçmektedir. Birkaç yıl önce burada yapılan arkeolojik kurtarma kazıları Mustafa Kemal Paşa ilçesinden bir kazıcı firma ile anlaşılarak kazılara başlanılmıştır. Bu firmanın yeni işçileri Melde Bayırı'ndaki en son 1975'te kazı olan Milletopolis kentini gün yüzüne çıkartmaktı. Bursa Arkeoloji Müzesi yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde çalışmalar başladı. Bununla beraber firma işçileri de heyecanla çalıştılar. Ancak her iki tarafı da İzmir Karayolu'nda olan antik kent Milletopolis, kısa bir arkeolojik kazılar sonrasında ara verildi. 1975 yılından sonra geçen yıllar içinde hiç araştırılmamış antik şehirde kurtarma kazısı bile inanılmaz bir başarıydı. Mustafa Kemal Paşa ilçesi içinde bulunduğu için bölge halkı aslında antik temeller üzerinde yaşıyordu. Milletopolis antik kentinde yapılan arkeolojik araştırmalarda Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait bir tapınağın kalıntıları, sütun başlıkları, yivli sütunlar, mask kabartmaları, alınlıklar ve çeşitli motiflerle işlenmiş mermer parçaları ile 1.13 metre boyunda bronzdan yapılmış bir Apollon heykeli bulunmuştur. Tapınak kalıntıları içerisinde bulunan odaların girişine ait olduğu sanılan kaideler ve sütunlar, ayrıca mask kabartmalar tapınağın giriş ve antre bölümüne ait olduğu sanılmaktadır. Kazılarda ayrıca Apollon heykeline ait parçalar, erken Bizans dönemine ait hamam kalıntıları, yıkık duvarlar arasında mozaik izleri bulunmuştur. Karacabey Harrası'na olan sırtlarda ise 20 civarında aile mezarlığı tespit edilmiştir. Milletopolis antik şehir bir Miletos kolonisi olarak doğrudan Miletoslular tarafından mı yoksa bölgede uzun yıllar hakimiyet kurmuş Kizikoslular ya da Atinalılar tarafından mı kurulmuş olduğu kesinlik kazanmamıştır.
Bazı kaynaklarda adı geçen Miletopolis antik kentin M.Ö. 410-409 yılları arasında Atina'nın haraç aldığı kentler arasında kayıtlarda yer almaktadır. Atina'da bulunan M.Ö. 330 yılına ait bir yazıtta da Miletopolis kentinin ismi bulunmaktadır. Bazı yazarlarca Miletopolis'le karşılaştırılabilen Miletutekos olup yerinin bugünkü Mustafa Kemal Paşa olabileceğini de öne sürmüşlerdir. Bölgede yapılan kazılarda elde edilen numizmatik ve arkeolojik bulgular ikinci bir kentin de olabileceğini haber vermektedir. Miletopolis antik kenti yerleşmesinde Yunan, Roma, Bizans dönemlerine ait seramik ve sikkelerine de rastlanmaktadır. Bu sikkelerden bir tanesi Roma İmparatoru Hadrianus döneminde 117-138 yılları arasında Miletopolis'te basılmış bir sikkedir. Sikkenin üzerinde gemi tasvirleri bulunması Miletopolis kentinin göl kıyısında olduğu iddialarını da desteklemektedir. Bu durumda antik kent bir göl kenarına kurulmuş olmasına rağmen bugün göl kurumuş veya Apollon Gölü suları çekilmiş olabilir varsayılmaktadır. Karayolu çalışmaları sırasında çıkan göl sularında yaşayan kabuklu hayvanlardan oluşmuş yoğun tabaklaşmaların ortaya çıkması da bu savı doğrulamaktadır. Ayrıca kaynaklarda Miletopolis'in kenarında bulunduğu göl ile Marmara Denizi'nin arasında su yolunun önemi işlenmektedir. Antik çağ yaşamış bu bölge, Bursa ve çevresindeki en eski kalıntılar arasında bir repertuar oluşturmaktadır. Bugünkü anlayışımıza göre Bursa Arkeoloji Müzesi'nde bulunan antik kentten çıkarılmış tarihi parçalar haricinde burada büyük ve kapsamlı kazı çalışmaları olmadığını görmekteyiz. Aslında antik çağı yaşamış bu kent daha ayrıntılı çalışma ile bölgedeki 1. yüzyılda kurulmuş tapınaklardan en görkemlisi olabilirdi belki de. Umutsuzluk içinde toprak altında kalmış bu antik tapınaklar arasında ve zaman içerisinde sanırım siyasi bağlantıların harekete geçmesini bekliyor olmalı. Antik zamanlara ait tapınakların gün yüzüne çıkması ve turizme değer katması için de sanırım bu gerekli.